Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Bir kahve molası videosuyla daha yine sizlerleyim. Bugünkü köşemizde mimlenmek deyimini ele alacağız dostlar. Zaman zaman benim de başıma gelen bir durumu çok güzel özetleyen harika bir deyimdir. Güzel de bir hikayesi var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili tarih öğretmeni arkadaşım Zuhal Hoca'dan ilk dinledim. Daha sonra araştırdım. Çok hoşuma gitti. Onun da izniyle sizlerle bu deyimi paylaşmak istedim. Buradan da kendisine selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Peki dostlar mimlenmek deyiminin anlamı nedir? Oradan başlayalım. İyi olmayan hoşa gitmeyen bir davranış veya düşüncesinden dolayı o kişiyi hakkında iyi düşünülmeyen insanlar sınıfına koymak anlamında kullanılır. Mimlendin sen gibi ya da ha, bak sen bu hareketi yaptın artık mimlisin gibi durumlarda bu deyimi kullanıyoruz dostlar. Peki hikayesi nedir? Onu nakşedeyim. Değerli dostlarım bu deyimin hikayesi Osmanlı dönemine dayanır. Özellikle Tanzimat neslinin ikinci kuşağından itibaren başlayan o istibdat rejiminin yaşandığı, baskıcı rejimin yaşandığı yıllara dayanır mimlenmek deyimi. Abdülhamit'in kurduğu Hafiye Teşkilatı ile birlikte biliyorsunuz ki o dönemin yazar çizer takımı, düşünce adamları, siyaset adamları hep göz hapsindeydi. Hafiye Teşkilatı herhangi bir kişi hakkında bir rapor verdiğinde artık o kişinin kurtuluşu yoktu. Yani mimlenmiş oluyordu. Şimdi oraya geleceğiz. Mimlenmek nereden gelmiş? Oraya geleceğiz. Ancak bir kenar süsü eklemek istiyorum. Değerli dostlarım biliyorsunuz ki Edebiyatımızda ilk sahnelenen tiyatro Vatan Yavuz Silisre, Namık Kemal'in tiyatrosu. İlk sahnelenen tiyatro olması sebebiyle insanlar ilk defa sahnede özgürlük, adalet, meşrutiyet, milliyetçilik gibi ifadeleri gördüler ve o oyundan ciddi anlamda etkilendiler. Etkilenen seyirciler o heyecanla Namık Kemal'in evinin önüne geldiler. Namık buraya üçlü çektir tayfaya şeklinde Namık Kemal'i aşağı indirip sokaklarda omuzlarda gezdirmişler. E tabi bu hafiyet teşkilatının da gözünden kaçmamış. Anında rapor, raporlaştırılıp padişaha iletilmiş. Padişah da gereğini yapıp yallah Magosa'ya. İşte bu raporları e, jurnalciler padişaha ilettiklerinde ki padişah Abdülhamit Han e, bunlara çok önem veriyor. Hatta şunu söylermiş yani gece dahi gelse bu raporlar mutlaka beni uyandırın okumak istiyorum şeklinde gelen raporları okuyan padişah okuduğu raporlarla ilgili hükmünü verdiği zaman üzerine sağ üst köşeye malumdur şeklinde yazarmış. Yani malumdur hakkında karar verilmiştir artık ona şu cezayı vereceğim ya da şunu yapacağım şeklinde malumdur diye not düşermiş. Artık gelen raporlar o kadar çoğalmış ki padişah malumdur yerine sadece mim harfi malum biliyorsunuz Arap harfleriyle Arap harfleri kullanılıyordu o dönem. Malum kelimesinin ilk harfi mim harfi sadece mim harfini koyarmış. E bu da duyulunca işte insanlar diyelim ki padişahın canını sıkacak bir iş yaptı ya da bir eylemin içerisinde bulundu. Sakın yapma mimlenirsin. İşte oradaki mim, mim harfidir dostlar. Padişahın raporun köşesine yazdığı malumdur anlamındaki mim harfidir. Oradan günümüze kadar da bu deyim yadigar kalmıştır. Evet sevgili dostlarım bugünkü köşemizde mimlenmek deyimini inceledik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki kahve molası videomuzda görüşmek üzere. Videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın eğer beğendiyseniz. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın dostlarım.